Last of Us'ın ne olduğunu, size Last of Us'ın ne olmadığını söyleyerek anlatmak istiyorum. Last of Us bir zombi dizisi değil. Last of Us tek amacı çok izlenmek olan ve bunu seyirciye sürekli belli eden kişiliksiz bir Netflix dizisi de değil. Evet, Last of Us bir oyun uyarlaması ve dizide doğrudan oyundan alınmış bir sürü sahne var. Ancak diziye sadece bir oyun uyarlaması diyemeyiz. Last of Us iki komplike karaktere sahip, derin, yaşadığımız dünya ile ilgili söyleyecek şeylere sahip olan Uyarlandığı oyunla ilgili hiçbir bilginiz olmadan izleyebileceğiniz çok kaliteli bir dizi. Uzun süredir bu kadar büyük bir kitleye hitap edip seyircisini bu kadar ciddiye alan, bu kadar karmaşık duygular işleyen, bu kadar derin bir diziyle karşılaşmamıştım. Last of Us bir zombi salgınından 20 yıl sonrasını anlatıyor. İnsanların dışarıya tamamen kapalı şehirlerde çok kötü koşullar altında yaşadığı bir dünya görüyoruz. Ana karakterimiz Joel. Kendisi asla hatırlamak istemediği bir geçmişe sahip. Olaylar Joel'un para içi için Eli isimli genç bir kızı ülkenin başka bir tarafına götürmek için görevlendirmesiyle başlıyor. İlk bölümün ortalarında diziyi biraz temposuz buldum. Bu sanırım başta Joel'ın duygularını gizlemesinden kaynaklanıyordu. Günümüz toplumunda erkeklerin duygularını dışa vurmalarının garip olduğunu düşünen birçok insan var. Sanırım herkes bunun iyi bir fikir olmadığının farkındadır. İnsan içine kapandıkça, duygularını kendine sakladıkça bu duygularla baş etmesi daha zor bir hal alıyor. Diğer ana karakterimiz Eli. Kendisi sürekli espri yapan, isyankar, arada sinir bozan ama genelde çok sempatik biri. Dizi ilerledikçe hem Joel'ı hem de Eli'yi daha iyi anlamaya başlıyoruz ve tempoya da alışıyoruz. Karakterlerimiz sürekli hareket halinde olduğu için her bölüm yeni insanlarla, yeni gruplarla tanışıyoruz. Bazı insanları kafayı yemiş, bazılarını daha kontrollü bir şekilde yaşarken görüyoruz. Her grubun yaşananlara verdiği farklı tepkileri görmek güzeldi. Zaten dizinin ana olayı da bu. Tüm bu yıkımın, karanlık tablonun içinde iki ana karakterin küçük şakalarla, küçük hareketlerle hayata tutunmalarını izlemek. Dizi yok edilmiş bu dünyayı kullanarak günümüzün zombisiz dünyasında sahip olduğumuz avantajları, güzellikleri hatırlatmaya çalışıyor. Tabii bu hayat koşullarımızın daha iyi olmasını istemenin kötü bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Bir şeyin daha iyisini istemenin hakaret olduğunu düşünenler olduğu için cümleyi açmak istedim. Ana karakterlere odaklanmayan 3. bölüm de çok iyiydi. Bölüm zombi salgınından önce normal dünyada yaşarken paranoyaklaşıp kendini kıyamete hazırlayan, içine kapanık, asosyal bir adamın hikayesini anlatıyor. Amerika'da evini silahlarla donatmış bu tarzda bir sürü insan var. Bölüm ilerledikçe karakterin değişimini görmek beni çok etkiledi. Yalnızlığı, aşkı ve ölümü konu alan bir bölüm izledik. Dizinin aksiyon ve zombiler yerine karakterlere odaklanması da güzel. Geldi. Günümüzde dizilerin ve filmlerin en büyük problemi hikaye ve senaryo. İyi bir hikaye yoksa yönetmen ve oyuncular ne yaparsa yapsın ortaya iyi bir şey çıkmıyor. Yazarlar dizideki zombi sahnelerini azaltarak zombilerin çıktığı anların ve bu anlardaki şiddetin daha etkileyici ve çarpıcı olmasını amaçlamış. Ben bu karardan memnun kalsam da ikinci sezonda biraz daha korkutucu ve gergin zombi sahneleri izlemeye bir itirazım olmaz. Dizinin arkasında iki isim var. Senarist Craig Mason ve oyunun fikir babası Neil Druckmann. Uncharted oyunlarında da çalışan Druckmann, Last of Us'ı Hollywood'a satıp para kazanacağı bir seri olarak görmüyormuş. Dostumuz Uncharted filminin klasik çocuklara yönelik bir Hollywood gişe filmi olmasına itiraz etmese de Last of Us uyarlamasının iyi olması için elinden gelen her şeyi yapmış. Temiz ilerleyen hikaye dışında dizinin çok sinematik olmaya çalışmadan bir belgesel gibi çekilmesi de hoşuma gitti. Dostlarımız oyunun iyi özelliklerini özelliklerini seçip diziye aktarma konusunda cidden başarılı. Oyunda Joel'u canlandıran Troy Baker'ı dizide küçük bir rolde görüyoruz. Bu arada dizide Pedro Pascal ve Bella Ramsey çok iyi performanslar sergiliyor. Temponun düştüğü yerlerde ikili diziyi çok iyi taşımış. Yazar Craig Mazin'in değişik bir hikayesi var. Abimiz iki öğretmen çocuğu olarak başarılı bir öğrenciymiş. Amerika'nın en başarılı okullarından Princeton'da psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun olan dostumuz Sonra ailesinin karşı gelmesine rağmen eğlence sektörüne girmek için Hollywood'a gitmiş. Maysen'in ilk işi Disney filmlerinin reklam stratejilerini belirlemekmiş. Dostumuz ilk olarak parodik komedi filmleri yazarak senaristliğe başlamış ve Hangover serisiyle finansal anlamda büyük bir başarı yakalamış. Maysen sonrasında finansal başarıyı devam ettirmek yerine yalan söyleyip bilimi takip etmemenin eleştirileri susturmanın yol açacağı problemleri anlatan Chernobyl dizisini yaptı. When the truth offends, we, we lie and lie until we can no longer remember it is even there, but it is still there. Every lie we tell incurs a debt to the truth. The Last of Us'ın ilk sahnesinde Chernobyl'de görmeye alışık olduğumuz bir manzarayla bir bilim insanının bir olayı açıkladığı bir sahneyle karşı karşıyayız. Dostumuz olaylardan yıllar önce mantarlar sebebiyle nasıl insanların zombi olabileceğini anlatıyor. İzlemediyseniz Barış Özcan'ın dizinin ilk bölümüyle ve bu mantarlarla ilgili harika bir videosu var. Flu TV'de de psikedelik maddelerle ve bunlarla ilgili araştırmaları konu alan bir video izledim. Bahsettiğim iki videoya da açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Şimdi dizinin sezon finalini konuşacağım haberiniz olsun. Son bölümü izledikten sonra cidden şaşırdım. Dizi birçok şeyi iyi yapsa da iki karakterin ilişkisi bakımından bize tanıdık bir hikaye anlatıyordu. Dizi alışık olduğumuz bir şekilde devam etse Eli hayatını kaybetmeden hastalığa çare bulunur ve dostlarımız her şey çözüldükten sonra beraber yaşamaya devam ederdi. Ya da en kötü Joel Ellie'nin ölmesine sebep olacak ameliyatı durdurur bu soruna başka bir çözüm arardı. Ancak böyle olmadı. Final bölümü klişeleri tamamen tersine çevirdi. Sezon boyunca uzun süredir kendinde olmayan Joel'un Eli sayesinde kendine geldiğini ve tekrar hayata tutunduğunu gördük. Ancak son bölümde Joel'un sevgisi çok üzücü bir hal aldı. Çünkü Eli ile olan ilişkisi ona hayatın güzel olabileceğini hatırlatmadı. Eli ile olan bağı dostumuza sadece onunla mutlu olabileceğini hatırlattı. Joel'un kendine bakıp eksiklerini ve artılarını görmesini sağlamadı. Joel yaralı bir insandı ve yarası sarıldıktan sonra tekrar yaralanmamak için elinden geleni yaptı. Evet, Joel'ın kızını kaybettiği için eliyle böyle sağlıksız bir ilişki kurması çok şaşırılacak bir şey değil. Zaten daha ilk bölümden Joel'ın böyle şeyler yapabileceğini görmüştük. Olaylar yeni başlarken Joel yolda kalmış insanlara yardım etmek yerine ilerlemeye devam etmişti. 8. bölümde de dostumuz istediği bilgiyi alması rağmen esir tuttuğu insanları öldürmesine gerek yokken öldürmüştü. Sezon finalinde de adamın inanılmaz bencilce ve kabul edilemez bir hareket yaptığını gördük. Bağışıklığı olan Eli sayesinde zombilere bir çare bulunacak, milyonlarca insan kurtulacaktı. Evet, Eli'ye öleceği söylenmeden devrimcilerin kızı bir anda ameliyata alması aşırı saçmaydı. Ancak burada Joel'ın yapması gereken Eli'nin uyandırılmasını sağlamak ve ona ne istediğini sormak. Çünkü sorsalar büyük ihtimalle Eli milyonların yaşaması uğruna ölmeyi kabul edecekti. Zaten bölümün başında Joel Eli'ye istersen geri dönüp normal bir hayat yaşayabiliriz dediğinde Eli'nin yolculuğa devam etmek istemesini, insanları kurtarmak istediğini görmüştük. Bölümde hoşuma giden şeylerden biri Joel'un yaptığının iyi bir şeymiş gibi gösterilmemesi oldu. Sonuçta karakterle çok vakit geçirdik ve onunla bir hayli empati kurduk. Hikayenin bir anda başka bir yere gitmesi bazı izleyicilerin izleyicilerin Joel'un haklı olduğunu düşünmesine yol açabilirdi. Ancak Joel'un yaptığı bizlere açık bir şekilde yanlış olarak gösteriliyor. Ben final bölümünü sevdim ama bu bölümden önce El ve Joel'u biraz daha beraber görmek isterdim. Bundan önceki iki bölümde karakterlerimiz ayrı kalmıştı. Ellie inanılmaz zor şeyler yaşadı ve sezon finalinde o eski enerjisini kaybedip daha hüzünlü bir insana dönüştü. Bu yüzden roller değişti ve onu mutlu etmek için Joel şaka yapmaya başladı. Ben bunun bir tık daha fazla işlenmesini isterdim ama şu anki haliyle de bölüme çok bir itirazım yok. Yorumunuzun bir sonraki videoda okunmasını isterseniz YouTube'un teşekkür özelliğini kullanabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. hoşçakalın.